Evet arkadaşlar, yeni bir FIFA videosunda daha birlikteyiz. 4 tane Team of the Week upgrade yaptık. Bu pekleri sizin için test ettim. Şimdi ama önce görüyorsunuz, tam bu peklere başlamadan önce Untradeable pekten, ödül pekinden Inform Tarkovski çıkıyor bize. İnanılmaz bir oyuncu zaten kendisi. Bunu bir koyalım. Şu trajikomik bir video olacak biraz çünkü. Şimdi bir tane Untradeable Tarkovski'miz var. Evet, gördüğünüz gibi ilk Team of the Week yükseltmemi yapıyorum. Son oyuncuyu da ekleyeceğiz şimdi. Kadromuzda görüyorsunuz. Gerçekten renkli bir kadro. Evet. Bulamadık bir türlü. Adem Laiç, Beşiktaş'ın sevgilisi. Adem Laiç'i de ekledik. Gördüğünüz gibi evet, ilk kadroyu yolladık. Untradeable Kolibali vardı kulüpte. Onu kullanarak diğer, yani çok az bir 2-3K'ya yaptık. Şimdi açıyorum ilk peki. Amacım 1-2 tane yapmaktı sadece. Yani bu bataklığın içine sürüklenmek istemiyordum. Biliyordum başıma gelecek ya çünkü. Amacım buradan da bir oyuncu çıkarıp 2 tane informu da tradable'a koyup bitirmekti işi. Evet, walkout gelmedi. İngiliz bayrağı gelince zaten bir şüphelenmiştim. Stoper de geldi. Bu salak kulübü de gördüm. Evet. Bir anda 2 tane untradable Tarkovski'miz oldu elinde gerçekten. Yani 1 de 2 oldu dertleri ve ikisini de aynı anda SBC'ye koyamadığınız için mecburen 2'den fazla SBC yapmam gerektiği ortaya çıktı. Yoksa bu kartlar elimde salak gibi duracaktı. İkon SBC'ye kadar da beklemek istemedim. Daha ikon SBC yapmama vardı çünkü bu videoyu çekerken. Ve bu arada ikon SBC'm de yapıldı. Şu an 4 ikonlu, 4. ikonun videosu da gelmek üzere ve 4 ikonlu yine muhteşem bir video geliyor 1-2 gün içinde diyelim. Evet, gördüğünüz gibi bir tane daha lanet olası Tarkovski geldi elimize. Hiç yeterince derdimiz yokmuş gibi. Şimdi bundan sonra işler biraz karışmaya başladı. Şimdi bir tane daha yaptım. Evet, şurada görelim hızlıca. Kruze'yi de koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane daha SBC yaptım ve bunda şey yaptım. Yine inform gerektirmeyen bir untradable daha, yani satılamayan bir tane daha SBC'yi tamamladım. Tarkovski'yi de kulübüme yolladım. Evet, bu da gereksiz kartları da sattık. Pardon, bu da bir değişiklik. Evet, şurada şeyi kurtarmaya çalıştık. Olmadı. Stratoşka'yı kurtarabilir miyiz dedik. Kurtaramadık. Evet. Consigli'yi de yolladık. Hızlıca bir değişiklik deneyeceğiz burada. Chemistry'yi arttırmak için. Bakalım. Deniyoruz. Aranguiz'le de mi çözüyorduk bu işi? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Kalede duruyor şu an. Evet, çok sınırdayız şu an. 39. Charles Aranguiz'i. Evet, 40 yaptık tam. 40 gerçekten. Sınırda. Evet, Sterling de untradeable'dı. Onu da yolladık. Açıkçası denemek istedim şu pekleri. Biraz görmenizi istedim. Hani başınıza neler gelebileceğini. Bu peklerden hem Best of the Team of the Week, yani en iyi 11 oyuncu şu ana kadar çıkmış ve aktif Team of the Week'te oyuncular gelebiliyor diyelim. Evet, açmak istiyorum ama açtırmıyor oyun bana. Çünkü satılamayan o bir kulüpteki o duplicate Tarkovski'yi atamadan lanet şeyi kullanamıyor musunuz arkadaşlar? Bu yüzden ben de bir tane daha yapmak zorunda kaldım. Ya gerçekten inanılmaz bir şey bataklığı. Team of the Week SBC bataklığına düşmüş gibi hissediyordum kendim burada. Evet, bir tane daha SBC yaptık. Gördüğünüz gibi 2 SBC üst üste yaptık. Yani şu an toplam 3 oldu şu an yaptığımız SBC'ler. Evet, lanet şeyi de yollamış kulübümüzden. Kendisi otomatikman. Burada da görüyorsun satılmış bir şeyler. Geçiyoruz hızlıca. Evet, mağazaya girdik. Gördüğünüz gibi bir tane satılabilir, bir tane satılamayan. Hangisi satılabilir, hangisi satılamayan bilmiyorum açana kadar. Evet, lanet Tarkovski'yi de sonunda yolladık kulübe. Her şeyin bütün sorumlusu, bütün belayı başıma açan kart. Evet, bitirdik. Şimdi işte işler karışıyor. Yavaş açıldı. Walkout. Messi mi diyoruz? Messi mi? Değil tabii ki. Olur mu Messi? Messi de var bu arada inform sevmece. Bir de Volkan çıkınca ben Messi diye çığlık atmaya başlamıştım. Ama bakınız ki Gonzalo Higuain geliyor 10K'lık fiyatıyla. Allah'ım ya. Gerçekten Messi, inform Messi diye bağırıp Higuain çıkması da çok üzüyor insanı. Hiç aklımda bile yoktu, biliyor musunuz Higuain? Yani Arjantin'i gördüğüm an walkout dediğim an tamam dedim, geldi Messi. Allah'ım Messi geldi dedim ama tabii ki değilmiş efendim Messi. Moral bozmadan ikinci SBC'ye geçeyim dedim. İkinci pekimi açayım dedim. Burada da Tarkovski çıksaydı kuyusa yapardım büyük ihtimalle. Yine walkout. Ama işte böyle bir bayrak geldi, yani Emil Forsberg olduğunu anlıyorsunuz zaten. Evet, yani ikinciden İbrahimovic, üçüncüden yani satılabilir olandan Emil Forsberg geldi şu an. Tarkovski, Higuain ve Forsberg şu an üçlümüz. Ve artık sonunda bu bataklıktan kurtuldum dedim. Duplicate çıkmadığı için iki tane
İkonu şey iki tane Team of the Week ya bir Tarkovski ve Higuain'i satılamayanları koydum. Forsberg zaten satmıştım kendim satılabilir olduğu için. Son bir SBC yapayım dedim. Belki düzgün bir şey çıkar. Belki bir en azından zararımı karşılayabilecek bir şey çıkar dedim. Ve evet geliyoruz. Son artık SBC'mizi açıyoruz. Son pekimizi açıyoruz. Ne geliyor olabilir? Tahminleri alayım. Tarkovski diye düşünüyorsunuz değil mi? Hayır, Walcott çünkü. Evet, bir daha Emil Forsberg geliyor. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bir daha Emil Forsberg geldi ve gerçekten burada hakaret etmemek için burada bitirdim Timo Tübik şeyleri. Gördüğünüz gibi ayaküstü bir 40-50K kaybettirdi bu. Zaten untradeable'da bir sürü değerli oyuncu kaybettirdi bu Timo Tübik SBC'si bize. Görmüş oldunuz. Ben yaptım, siz yapmayın diyorum. Sizin için kendimi feda ettim diyebiliriz yine. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ve son olarak iyi günler.